Son 5 ayda en çok ne kazandırdı? Hemen belirtelim ki altın, döviz veya faiz diyenler yanılıyor. Çünkü son 5 ayın en çok kazandıranı tavuk eti oldu. Anlaşılmaz bir şekilde yükseltilen tavuk eti fiyatları tüm ekonomi kurallarını da alt üst etti. Çünkü son 5 ayda fiyatı %172 oranında artış gösterdi. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz da kameraman Caner Emre Kınacı bu konuyu mercek altına aldı. 5 ay önceki fiyatımız 55 liraydı. Kalçamız bugün 150 lira. Her gün zam geliyor. Her gün netice değişiyor. Saat başı değişiyor neredeyse. Ne dolar, ne altın, ne de faiz tavuk fiyatlarındaki artış hızına yetişemedi. Son 5 ayda tavuk eti fiyatları piyasa koşullarıyla izah edilemeyecek bir şekilde %172 arttı. Dolar 5 ayda %10,47 arttı. Altınsa %26,70. Tavuk fiyatınınsa Aralık ayından Nisan'a artış oranı %172. 5 ay önceki almış olduğumuz fiyatımızda 55 liraya kalçayı alıyorduk, 65 liraya göğüs alıyorduk. Şimdiki fiyatımız bu. Biz bununla bir anlam veremiyoruz. Esnafın çeşit çeşit yemeklerde kullandığı tavuğa %150'nin üzerinde zam geldi. Esnaf günübirlik gelen zamlar karşısında hem şaşkın hem de çaresiz. Nereden baksanız 5 ayda %150 zam gelmiş yani. Biz de burada zorlanıyoruz tabii esnaf olarak. Pazar gelen zam göğüse gelen 130 liraydı. Bugün 140 lira. 10 lira. 2 günde yani ne oldu da 2 günde bir 10 lira, 2 günde bir zam ürün başına fiyat farkı geliyor. Ona anlam veremiyoruz yani. Esnaf, firmalar fiyat artışının sebebini soruyor. Ama kimse bu soruya cevap veremiyor. Çünkü artan fiyatların hiçbir anlaşılır gerekçesi yok. 2 gün önce söylüyorlar yarın tavuklarımız zamlı diye. Ama yani neyle alakalı? Çıkan bir haberle alakalı mı? Savaşla ilgili mi? Hani bunu biz anlam, o kendileri de anlam veremiyor. Biz de bilmiyoruz abi. Sadece esnaf değil, vatandaş da fiyatlarla sürekli oynanmasından şikayetçi. Ambalajların üzerine satış fiyatının yazılması gerektiği görüşü hakim. Vatandaşa göre eğer bu yasal düzenleme yapılırsa fiyatların sürekli değiştirilmesinin önüne geçilebilir. Marketler her gün etiketler değişiyor. %100'den fazla fark var. Her an değişiyor, sürekli değişiyor. Hem tavuk hem her türlü üründe kullandığımız her şeyler. Esnaf mecburuz diyor. Çözüm bekliyor. Üretici ve küçük esnaf da mağdur. Kazanansa fiyatları istedikleri gibi yükselten ve tröst haline gelen büyük gıda baronları. Üretici ve küçük esnafa göre para cezaları büyük gıda baronları için caydırıcı değil. Hatta para cezaları fahiş fiyatı teşvik ediyor. Çünkü denetlenip para cezası kesilen gıda baronları yaptıkları yeni zamlarla çok daha fazlasını kazanabiliyor. Küçük esnafa göre gıda baronlarının fahiş fiyat uygulamaları gün geçtikçe bir milli güvenlik sorunu haline geliyor. Serbest piyasayı bahane eden gıda baronları fahiş fiyatta sınır tanımıyor. Fahiş fiyatın önüne geçilebilmesi için bir an önce kapatma ve hapis cezalarının gelmesi ve gıda sektöründe tröstleşmenin önüne geçilmesi büyük önem taşıyor. Müşteri de biz birebir karşı karşıya kalınca da mahcup oluyoruz bu sefer. Yani biz yapıyormuşuz gibi oluyor bu zamları. İster istemez yansıtıyoruz zaten ama bizim elimizde bir şey yok. Bununla ilgili bir yetkililere sesleniyoruz buradan bütün esnaflar adına.